Canlı yayında isə mövzumuz hal-hazırda estetik plastik rekonstruktiv əməliyyatlar, xüsusən də rinoplastika, qapalı və açıq burun əməliyyatları, ümumiyyətlə burun əməliyyatlarında müasir metodlar haqqında məlumat vermək üçün qonağımız Xətai Estetik Klinikasının plastik estetik rekonstruktiv cərrahı Dr. Samin Samindir. Samin bəy, xoş gəldiniz sizə. Xoş bulduq. Necəsiniz? İyiyim, sağ olun. Sizin iyisiniz. Təşəkkür edirəm. Çox xoşdur sizi yanında sizimizdə görmək. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Və yeniliklər haqqında əsasən də həmişə qeyd edirik, həmişə də deyirik ki, çox aktual mövzudur. Estetik əməliyyatlar içərisində burun əməliyyatları ən çox icra elədiyiniz əməliyyatlardandır. Və burun əməliyyatlarında açıq qapalı metodlar haqqında suallarımız var. Burun əməliyyatları hani dünyada ən fazla yapılan əməliyyatlardır. Onun için hani cerrahlar, işte bilim adamları sürekli bir şey geliştirmeye çalışıyorlar. Hani bu ama burun ameliyatı nasıl daha böyle kolay bir hale getirebiliriz, nasıl daha mükemmel hale getirebiliriz. Onun için hani üstünde çok fazla aşırı derecede çalışmalar var. Yani çok icra olunduğundan metodlarda, yeni metodlarda sürekli inkişaf etmeye de her gün. Bu şey var, plastik cerrahinin işte dünya çapında belli meşhur dergiler var mesela. Bakarsanız en çok sürekli hani daha çok rinoplasti ile ya da burun ameliyatı ile ilgili dergiler ve makaleler okursunuz. Böyle yeni yeni teknikler falan. Onun için hani daha çok fazla anlatıyoruz. Bir de en fazla suistimal eden bir ameliyattır. Yani çıkıyor mesela bir doktor çıkıyor işte ben ne bileyim kapalı rinoplastika yeni işsiz, kesiksiz bilmem kansız, ne falan işsiz, böyle kesiksiz. Kansız böyle şeyler ortaya çıkıyor. Ya da böyle çeşit değişik isimlerle çıkabiliyor. Ama sonuçta hani şimdilik genel olarak burun ameliyatı iki şekilde yapılabiliyor. Bir açık teknik kullanılabiliyor. İkincisi kapalı teknik kullanılabiliyor. Kapalı teknik içinde de değişik metotlar var. Farklı metotlar kullanabilirsiniz. Özellikle işte burnun kendi anatomisini daha az açarsınız yani daha az o anatomiyle az oynatırsınız. Bunun dışında hani mesela şu anda biraz şey preservation rinoplasti diye bir şey var. Hani dokuları ve ligamentleri daha çok korumaya yönelik bir cerrahi prosedürlerdir. Aynı şekilde hani bu koruyucu cerrahi, bu ligamanların, bağların kuruması bunu artık açık teknikle de yapabiliyorsunuz. Sonuçta bu iki teknik en fazla kullanılan tekniklerdir. Normalde insanlar şöyle düşünüyor, hani kapalı rinoplasti, hani herkes mesela diyor ki hani ben kapalı istiyorum. Sanki kapalı ile açık arasındaki çok aşırı derecede bir fark var gibi anlaşılıyor. Ama veya açıktan biraz korkuyorlar. Kapalı, aynen öyle. Ama kapalı şöyle anlatıyorlar, hani çok basit, çok kolay, ne bileyim hani bir şey yok. Normalde prosedürler içindeki yaptığınız şeyler, prosedürler hepsi aynı. Sadece tek bir farkı var. Birisinde dışarıdan kesi yaparsanız, birisinde yapmazsınız. Ki kapalıydı da eğer burun geniş burunsa kapalı yaparsınız ama en azından kanatları kesmek için yine mecburen dışarıdan kesmek zorunda kalıyorsunuz. Sonuçta bu şey değil. Burada önemli olan hastanın yüzü ve hastanın burun yapısı. Ona siz karar verirsiniz. Şey açık olur yoksa kapalı olur, siz karar. Sonra orada mesela açık mı yapılırsın yoksa kapalı mı yapılırsın, hangisinden daha iyi sonuç alabiliriz? O zaman ona göre karar veriyoruz. Mesela böyle bir tablo, bu bizim şöyle söyleyeyim, kutsal bir tablomuzdur. Yani bir hastayı eğer değerlendiriyorsanız buna göre değerlendiriyorsunuz. Yani mesela burada çok fazla çizgiler var. Ama tabii ki şey, yani hepsini anlatmayacağız ama biz önden baktığımız zaman mesela sadece önden örnek versem biz yüzü 5 nahiye ayırıyoruz. Mesela göz kenarı ile kulağın görünen kısım 1, göz 2, burun 3, göz diğer göz 4 ve kenarı 5. Bu 5 nahiye birbiriyle eşit olması lazım. Bu bir, buna dikkat ediyoruz. Ondan sonra diyoruz ki ha sizin burnun ince veya burnunuz geniş, enli, inceltmek lazım veya kalınlaştırmak lazım, genişletmek lazım. Farklı işlem yapılabilir. İkincisi yani horizontal dediğimiz yani böyle yan çizgilerimiz var. 3 tane nahiye var. O da nasıl? Saç çizgisiyle kaşların ortası, kaşların ortasıyla burun bittiği kısım, burun bittiği kısımla çenin bittiği kısım. Makro olarak bu 3 nahiye birbiriyle eşit olması lazım. Biz o 3 nahiye bakıyoruz. Sonra ona göre hani burnu kısaltmak lazım, uzatmak lazım, ne kadar kısaltmak lazım. Şimdi insanlar şöyle anlıyorlar. Hani rinoplastika ne demek? Burnu incelteceğiz ve burnu küçülteceğiz. Asla öyle bir şey değil. Bazen ihtiyaç olur, burnu uzatırsınız.
Hani çok o kadar zamanımız olmuyor. Yoksa böyle hastalarım var mesela. En azından Instagram'da paylaşmışım. Hani burnu uzatmışım. Rekonstrüktif cerrahiyede mesela gırdak alav edirsiniz. Çok yok, rekonstrüktif, estetik de diyorum. Hani estetik de bile baktığınız zaman böyle burun kısa olur. Mesela hasta kendi yüzüne bakar diyor ki bir türlü yüzü hoşuna gitmez. Ama niye yüzüm böyle farklı görünüyor onu farkında olmuyor. Hani bize geldiği zaman biz bu oranlara baktığımız zaman diyoruz ki aslında sizin burnunuz kısa. Hani biraz uzatmak lazım ama gerçekten hani uzattığımız zaman tabii ki eğer doğru bir vaka seçerseniz çok da güzel oluyor. Sonuçta biz şey var, etnik rinoplasti diye bir konu var. Mesela Afrikalılarda nasıl burun ameliyatları nasıl yapılıyor? Ne bileyim Çinlilerde ve Japonlarda mesela burun ameliyatları nasıl yapılır? Bizde nasıl yapılır? Bizde mesela genellikle Kafkas burunları. Hı hı. Etli, büyük. yani bunlar her şey var. Etnik rinoplasti böyle şey var. Büyük büyük böyle textbookları, kitapları var. Çok geniş. Onun için biz ırka bakacaksınız, yüzüne bakacaksınız, yüzün çizgilerine bakacaksınız. Ona göre karar vereceksiniz. Yoksa böyle gelip herkese aynı tip aynı burun yapamazsınız. Yani hasta gelen kimi, dahil olan kimi bu tablo sizin gözünüzün önünde yani artık bir, ilk evvel. Tabii siz ki. Artık bunu... diyorum bu tablo bizim kutsal tablomuz. Bu her şeye bakmak lazım. Mesela söz vermiştim bana getireceğim ama yine bana unuttum. Hasta mesela burun ameliyatını yapmışım. Fotoğrafını çekmişim. Sonra ameliyat bitmiş. Sonra da yağ enjeksiyonu yapmışım. Mesela yağ biraz çene ucuna veya da alınına. O birazcık yağ enjeksiyonu bile burun daha güzel ortaya çıkmış. Hastanın yüzü çok daha fazla değişmiş. Sonuçta onları yani bu oranları tamamlamaya çalışıyoruz. Yani bir illa hani bu burun kısaltmak zorundayız ya illa bu burnu inceltmemiz lazım veya illa uzatmamız lazım diye bir şey yok. Yüzün oranlarına, çizgilerine bakıyoruz. Ona göre ha uzatacak mıyız, kısaltacak mıyız, genişletecek miyiz yoksa inceltecek miyiz? Ama sadece rinoplasti sadece inceltmek anlamına gelmez yani ya da sadece küçültmek anlamına gelmiyor. Ama bunu hastalara yani hem psikolog kimi yakın ki herhalde elbette tabii ki anlatıyorsunuz. Bunu anlatıyorsunuz. Fikirlerden dışlandırmak var yani. Photoshop yaptıktan sonra karar veriyoruz. Bu kapalı rinoplasti. Mesela mesela sanki hiç ameliyat olmamış. Bu ameliyattan hemen sonra fotoğraf çekmişim. Bir ultrasonik rinoplastinin en büyük avantajlarından bir tanesi budur. Yani hani diyorlar ya reklam yapıyorlar işte kansız mansız bu burun evet kansız ama aslında bu kansız değil sadece tabii ki temiz daha az kanamalı çalışmışız. Berfa mesela, dövrü de azalır mı sonra? Tabii ki daha çabuk iyileşir. Bu kapalı rinoplasti. Kapalı rinoplasti nedir farkı? Hiçbir yerde kesi yok. Ama bu hastada da göstereceğim. Biz kapalı rinoplasti yapmışız ama burun delikleri veya kanatları bu hastada geniş. Mesela onu siz açık da yapsanız, kapalı da yapsanız onu yandan kesmeniz lazım. Sonuçta o şeyi kesmişiz. Yandan kesmişiz. Tabii ki burada o şekil yok. Üstteki normal hali, burun öncesi. Sonra ne güzel. Alttaki şey hali, ameliyattan sonraki hali. Tabii kanman hiçbir şey olmadığı için sanki şey ne değil. Ama bu ameliyat bittiğinde. Ama burada hiç ne şişkinliği ne göğerme, yani hiç ne olmuyor. Ultrasonik rinoplasti yaptığımız zaman oraya geleceğiz. Ultrason tamamen farklı bir şey. Yani o teknikle alakalı bir şey değil. Hani açık kapalı ile fark etmiyor. Ultrasonu zaten kemikte kullanıyorsunuz. Onu sırada geliyor. Yani burada bu hastada imkan verdi hastanın burnu size ki bunu kapalı ameliyat edilmesin. Ben aslında hasta konuştum. Ben kendim de karar veririm hastaya söylerim. Zaten hani hasta benden güzel burun istiyor. Çok da şey değil. Yani mesela açık mı yapacaksınız, kapalı mı yapacaksınız? Yani hangisini yaparsanız yapın. Önemli olan sonuçta neticesi güzel olacak. Yoksa hani uzun, eğri bir burun, ben size kapalı burun yapmışım diye hani bir şey diyemezsin. Ama sizin taktikanızı ben bilirim. Siz abi 100% hiç ne güzel burun söz vermişsiniz. Sadece hasta yani sonradan o burunu görür. 100% kesinlikle garanti maranti o işlere hiç karışmamak lazım, yapmamak lazım. Şöyle söyleyeyim, bu hastada mesela derisi ince, kıkırdakları belirgin, daha önce travma geçirmemiş. Bize en önemli, asıl önemli olan derinin ince olması ve kıkırdakların biraz daha belirgin olması. Sonuçta her şey normal olduğu için bu kapalı rinoplasti için uygun bir hasta. Biz de ne yapmışız? O zaman kapalı rinoplasti yapmışız. Peki sonraki açık nasıldır? Açık rinoplasti böyle bir şey. Yani çok da fazla bir farkı yok. Temiz, tertemiz. Yok. Temiz. Yani ben şey çalışıyorum. Yani diğer abilerden ben görmüşüm. Hani bizim daha gelişmiş doktorlardan.
Normalde lokal yaparız. Lokal yaptıktan sonra biraz beklemek lazım. Mesela burayı derman vurdunuz. Bir 10-15 dakika beklemek lazım ki o derman tam otursun ki hani çok kanama olmasın. Lokal yani yerli anesteziye ya. Yok, şimdi umumi narkoz veriyorsunuz. Umumi narkoz dışında burnuna da lokal yerlik iyileşme yapıyorsunuz ki oradaki kanama falan azalsın. Aha. Yani onu yapmak lazım. Yani yoksa yapmazsanız zaten çok sır bundan ibaretti yani. Sonuçta yani bu ameliyattan derhal sonra çekilen şekilde. Aynen öyle. Ama tabii ki daha gips koymamışız. Bir ne kadar keçenden sonra da yine de göğermeler olur, şişkinlikler olur. Hastanın %90-95'inde hiç olmaz. Hiç olur. Ona gösterebilirim. Sadece hastanın %10 ya da 15 ya da 5'inde olabilir. Ama olsa bile hani o çekişteki gibi böyle güneş gözlüğü takmış gibi böyle her taraf simsiyah böyle çıkmaz. Daha az olur. Açıkta mesela sadece okla da göstermişiz. Sadece ucunda bir kesi yapıyorsunuz. Ama niye burada mesela açık yapmışız? Çok mükemmel bir açık burun. Bunun için yapmışız. Mesela burun aslında çok uzun bir burun değil. Ama burun çok derisi bakın böyle gözenekler falan diyoruz ya böyle nokta nokta nokta. Derisi çok kalın. Mesela çok kalın deri, siz bunu kapalı yaparsanız buna forma vermeniz neredeyse mümkün değil. Ya da forma verirsiniz ama kesinlikle hasta size gips açtığın anda tekrar sürer ki doktor bu ne? Diye. Önden şekli yoktu ha? Önden ön şekli yoktu burun. Yok şey aslında kalın dedi ona göre bakmak istedim bir dönem. Kalın derisi kalın olduqda korkurlar hemşe çok zaman yok, ki. Şey gerek yok ki zaten burunları... mesela deriye baktığınız zaman ha yok sadece genişliği düşünmeyin. Mesela eğer sizin derinizde gözenekler varsa, siyah noktalar varsa ve deriniz çabuk yağlanıyorsa bu zaten derinin kalın olduğunu gösteriyor. Aha. Mesela bu tür hastalarda bakarsanız hani buralar düzeltmek kolay ama uçta dokunduğunuz zaman eline hiç kıkırdak gelmez. Sanki şey var. Sadece et gibi. Siz bunu mesela kapalı yaparsanız ha çok şeysiniz yani çok yeteneklisiniz çok o zaman yaparsınız. Ama normalde genel olarak hani bu böyle etli burunlar biraz şeydir. Çetindir ve ben şey yapmıyorum. Yani bunu tercih etmiyorum. Hani aydın şey değil. Bir 4-5 yıl en çok fazla daha önce daha çok kapalı yapıyordum ama bir yere kadar yani doğru vakayı seçmek lazım. Ona aydın karar vermek lazım. Yani işte bu kadar mükemmel olsun diye. Doktor ben isterim bir görüntümüz yayınlansın. Sonra mevzumuza devam edeceğiz tamaşaçılarımız. Tamam. Daha incelteceğiz. Tamam. Çok böyle... Bunu kaldırmış oluruz. Bunu da biraz içeriye alacağız. Evet ama
Əziz tamaşaçılarımız, biz mövzumuza davam edirik. Burun estetik əməliyyatlar, xüsusən də rinoplastika burun estetik əməliyyatları haqqındadır. Yeni metodlar, açıq qapalı burun əməliyyatları, ultrasonik rinoplastika haqqındadır. Qonağımız Xətai Estetik Klinikasının plastik estetik rekonstruktiv cərrahı doktor Sami Samindir. Suallarınız varsa həkim @xatişi Instagram səhifəmiz aktivdir sizin üçün. Və doktor, biz mövzumuza davam edirik. Əsli, orada yəni orada qalmışdır. Sonuçta hani açıq rinoplastik hani çox böyle fazla bir farkı yok ya dedik. Mesela bu burun ucundan kesi yapmışız. Düzgün dikerseniz ortalama bir iki hafta sonra, üç hafta sonra zaten siz bakarsanız bile o izi görmeyeceksiniz. Hani açık mı yapılmış, kapalı mı yapılmış? Tabii ki ben açık rinoplasti yaparken bile burada belli bir bağlantılar var. İşte o preservation rinoplasti veya kapalı rinoplasti de kurduğumuz bazı bölgeler var. Sonuçta ben onu açık rinoplasti yaparken bile onlara dikkat ediyorum ve onları kuruyoruz. Bu mesela metot olarak açık mı, kapalı mı? Ondan sonra en büyük mesela bir sıkıntı budur. İşte klasik sistem veya çekiçle yapılan burun ameliyatları, mikro motorlar var, motorlarla yapılan burun ameliyatları, ultrasonik rinoplastiler var. Ve bu arada mesela hani diyorum ya, en fazla rinoplasti yapıldığı için herkes bir şey geliştirmeye çalışıyor. Hani şöyle yapalım, böyle yapalım. Bunun için mesela testereler var. Onları yapıyorlar. Hani mümkünse daha güvenli olsun, hastaya daha az zarar verelim ama daha güzel netice alalım. Sonuçta bu kemik düzeltmek için şimdi anlatıyoruz. Sadece mesela burun ameliyatı ya açık yapacaksınız veya kapalı yapacaksınız. Hangi teknik kullanıyorsanız kullanın, kemiğe geldiğiniz zaman artık o zaman prosedürler daha fazla değişiyor. Bu eskiden ki şu anda bile çoğu yerlerde yapılıyor. Bu normal bildiğimiz çekiçle. Çok da kötü anlatmayayım ama cidden çok riskli bir şey. Yani kontrol etmesi çok zor bir şey. Ama yine dirsiz eriyorlar böyle çekiçle. Ben öyle bilirdim artık bitip çekiç doğru. Yok yapan yerler çok. Hala yapılıyor. Bir maddi açısından hani doktora ekonomik açısından çok bir sıkıntısı yok. Çünkü o diğer aletler almak lazım. Onlar da hani maddi olarak da şeydir. Çok yani fiyatları yüksek şeyler. Hani çok da ucuz şeyler değil. Bir de bazı doktorlar değişmek istemez. Değişimden hoşlanmazlar. Bir de o var. İnkişaf hoşlanmalar. Özellikle bizim hocalar mesela eski neyse hep öyle gider. Öğreşirler, değiştirmek öyle istemiyorlar. Onlar mesela hala şey kullanıyorlar. Mesela bu çekiçle kullanıyor. Tabii ki çekiçin çok zararları var. Kapalı yaptığınız bir şey. Yani siz bunu gözle görmüyorsunuz. Parmakla takip ediyorsunuz. Belki hani Allah korusun hani şeyler de duymuşuz. Hatta Türkiye'de geçen gün Adana şehrinde mesela bir tane hasta vefat etti. Olabilir. Sonra araştırıldı. Şey yüzünden. Hani mesela çekişle vururken tabii ki yani kaçırırsın. Elinden kaçabilir. Çünkü dışarıdan parmakla kontrol ediyorsun. Çat 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 çat. Asistanın şeyle vuruyor. Çekişle vuruyor. Sen tutuyorsun. Bazı yerlerde kullanırsınız ama sonuçta çok riskli bir şey. Bu bir. Yani güvenli bir prosedür değil. İkincisi kemikleri tam istediğiniz gibi formayı veremiyorsunuz. Yani tam istediğiniz yerden de kesemiyorsunuz. Öyle bir sıkıntılarımız var. Ama biz de artık neredeyse 3 yıldır artık şey sonlandırmışız. Bunun dışında mesela eğer bu gözden ameliyat olduysanız hani görmeyle ilgili bir sıkıntınız varsa veya lazer başka bir ameliyat olduysanız gözden o zaman çekiçle pek kimse size ameliyat etmeyi tavsiye etmez. Onun için o arada biz ultrasonlar yaptığımız için hani eğer gözle ilgili bir sıkıntınız da varsa çok rahatlıkla burun ameliyatı yaptırabilirsiniz. Şu anda bizim kullandığımız sistem piezo sistemi veya ultrasonik rinoplasti dediğimiz bir sistemdir. Burada uçları görüyorsunuz. Hani bunun hangi nahiye hangisini keseceksiniz ona göre uygun şeyler var. Uçları var. Bir en büyük avantajı güvenlik. Yani siz burnu açmışsınız, kemiği görüyorsunuz ve görerek kesiyorsunuz. Görerek kestiğiniz için sonuçta hani çok daha beyine girme şansınız neredeyse sıfır. Ne bileyim göze zarar verme şansınız sıfır. Başka normal dokulara zarar vermeniz zaten sıfır. Çünkü görerek görüyorsunuz. Bu bir. İkincisi kemiklerin iyileşme süresi daha kısa. Tamam yani hastanın %10, %5'te morluk şişlik olabilir ama %90-95'inde kesinlikle şişlik falan olmaz. Hastalar için de en güzel, en büyük avantajı ağrısız. Yani bizim çoğu hastalar ameliyattan sonra pek ağrı kesici ilaç kullanmaz.
Çünkü şey, travma almadan yapılıyor. Bu hastamız ameliyat olmuş. Hasta ameliyat olmuş ve ertesi gün, çünkü biz ameliyattan sonra hastayı bir gün tutuyoruz. Hasta bir gün bizde kalır. Ertesi gün belli ilaçlarla yazıp eve gönderiyoruz. Bu da hani dün çektim. Hani şeyde anlatalım. Mesela ultrason ikrinoplastinin faydası nedir? Ultrason ikrinoplastinin faydası şu. Eğer bu hastanın burun üstünde gips olmasa, hiçbir taraf morarmamış, hiçbir taraf şişmemiş. Yok da içinde. Hiçbir şey yok. Yani tertemiz. Bu da ameliyattan şey, ameliyattan bir gün sonra. Ne güzel. Bunun dışında kombine ameliyatlar da yapıyoruz. Ben şey çok sevmem. Ameliyatım çok çok uzun sürsün istemem. Ama bazen kısa ameliyatlar yanında yapılabilir. Mesela bu hastada hem rinoplasti yapmışız hem de göz alt göz kapaklarını blefaroplasti yapmışız. Göz torbalarını düzeltmişiz. Sonuçta kadın bayağı bir değişmiş. Ne güzel. Bunu daha önce konuşmuştuk. Bana geldiği zaman tanımadım. Yani şey var. Ha, burada bir de yağ injeksiyonu da yapıyoruz. Yağ injeksiyonu da iyi geliyor. Mükemmel netice en esasındaki tabii, çok tabii. Çok değişiyor. Evet, ben hiç bilinmir. Cidden ben de çok beğendim mesela. Yeniden baktığınız zaman hem yanakları neredeyse yok gibi. Yani yaşla birlikte yanaklar çünkü yer değiştiriyor. Evet. Biz ameliyat yaparken herhangi bir dolgu, filler falan bir şey kullanmıyoruz. Onu ben söyleyeyim. Ben sadece duş büyütmesinin dışında oraya silikon kullanıyorum. Ama onun dışında genellikle... İstifadelenmişti, söyleyeyim. Yani çok çok nadir. Hani pek kullanmam. Yani kullanmıyorum desem doğrudur. Çünkü tercih etmiyorum. Mümkünse hani kendi öz dokunuzla. Artık mesela eskiden hani o kadar çok gelişmemişti ama artık yağ injeksiyonla siz hastanın yağı alıp onun istediğini yapabiliyorsunuz zaten. Ve hastaya bir zararı yok. Ama eskiden implantlar çok kullanılıyordu. Hala çok kullanılıyor. Bana hasta geliyor, ne bileyim, yanak implant kullanılmış. Oraya buraya implantlar konulmuş. Çünkü implant koydurduğunuz zaman ilk başta size çok bir zararı olmaz. Ama birkaç yıl sonra ortaya çıkar. Onun için ben onlara çok sevmem. Qeyd elədiniz ki, əməliyyatın müddətinin çox olmasını istəmirsiniz. İnsanlar da bizə suallar ünvanlayır. Narkozun altında çox qalmaq istəmirlər. Qorxuları əsas odur. Yəni nə qədər müddət çəkir? Məsələn, bu əməliyyatı götürək. Məsələn, ben şöyle söyleyeyim. Benim burun əməliyyatım ortalama 2 saat və ya 2,5 saat sürüyor. Əslində, əməliyyat əgər ikincili, üçüncülüdürsə, hətta dördüncülü sizə müraciət edirlər. Şimdi söyle. Dün mesela geçen gün bir ameliyat yaptım. Dördüncü defa ben ameliyatını yaptım. Oy, yani üç defa ameliyat olmuş. Sonuçta maalesef hani şimdi doktorlar şöyle hani biraz internetten bakarlar, işte ne bileyim Instagram'dan bakarlar, YouTube'dan bakarlar. O en son bir yerde yeni bir teknik görüyor, o tekniği kullanmaya çalışıyorlar. Tabii ki böyle yapmamak lazım. Yani bayağı bir tecrübeli olman lazım. Onun için hani bu arada tekrar revizyon oranı gittikçe artıyor. Bir de hani çok kötü yapıldığı için benim revizyonlarım böyle 4 saatten kısa sürmüyor. Ne bileyim yani şey 4 saat çekti yani. En az 4 saat 5 saat çekiyor. Çünkü yani bir burun açıyorsun yani düzeltmek çok zor oluyor. Onun için hani ikinci defa burun sonucu olacak hemen insanda. İnşallah. İnşallah. O paylaşalım, sonra getiririm ben şey mutlak, yaparım. Sonuçta ortalama 5 saat veya 6 saat ameliyat geçmesi. Ondan daha çok fazla istemiyoruz. Bu hastamız aynı hem rinoplasti yapmışız hem de duş büyütmesi veya mamoplastika yapmışız. Ki bu kombine ameliyat. Aynen bu kadar sürüyor. Yani daha 5-6 saatini geçmesini istemiyoruz. Daha kısa sürsün. Doktor, vaxtımız bitti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hemşekin faydalı məlumatlarınız için geldiğiniz için. Siz sağ olun. Teşekkür ederim. Ve siz tamaşaçılarımız bir daha hatırladım ki, qonağımız Xətai Estetik Klinikasının plastik estetik rekonstruktiv cərrahı Doktor Samin Samin idi. Programımızın ise sonuna geldi. Sonunda ise mən həmişə olduğu kimi bir-birindən gözəl geyimler mənə təqdim edən X-Lady mağazasına teşekkür ederim. Sizinle ise bugün de sağollaşıram. Sabah yeniden maraqlı növzularla karşınızda olacaq. Sağ olun, sağlamlığınızı həkim işinə etibar edin. İşini canlı olarak izleyebilmemişsinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmışsınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izleyin.